Evet efendim, meclisten yayınlarımıza devam edeceğiz demiştik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından yayınımıza devam ediyoruz. Bu kez de konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Efendim malum meclis bugün açılacak ama hemen ardından kapanacak. Dolayısıyla geleneksel meclisin gündeminde ne olabilir olacak yerine siyasetin önemli maddeler üzerinden devam etmek durumundayız. Şundan sormak istiyorum. Sandık taşıma konusu çokça tartışılan bir konu. Nedeni, gerekçesi biliyoruz. Güvenliğin bazı bölgelerde mümkün olmaması. Ne dersiniz? Siz sandık taşıma bir çözüm müdür? Ama bunun ötesinde ya da bunun öncesinde sandık taşıma yasal olarak mümkün müdür? Ne dersiniz? Burada biz sandıkların taşınmasından ziyade mahallelerin birleştirilmesi söz konusu. Bir orada Güneydoğu Anadolu'da, Sur'da, efendim Yüksekova'da, çeşitli ilçelerimizde güvenlik problemi var. Maalesef PKK o bölgede insanlara yaşam hakkı tanımıyor. Farklı fikirlere yaşam hakkı tanımıyor. Oysaki demokrasi farklılıkları bir arada yaşatma sanatının adı. Onlar orada istiyorlar ki sadece bu bölgede HDP olsun. Tehditlerle, özellikle 7 Haziran seçimlerinde bunu gözlemledik. Mesela bir milletvekili arkadaşımız, geçen dönem Muş milletvekilliği yapan Sayın Muzaffer Çakar Beyefendi, Muş'ta oyunu kullanıyor ve diyorlar ki sizin köyünüzde açık oy kullanılıyor. Köyüne geliyor saat 15-30 civarında, 16'da sandıklar kapanacak. Vatandaş geliyor, oyunu kullanacak, imzasını atıyor fakat orada birisi basıyor. Buna müdahale ediyor. Bir dakika diyor, böyle oy kullanılmaz ki. Bu kabinler niye kuruldu? Gireceksiniz içeriye, içeride kullanacaksınız. Kapalı oy, açık tasnif. Oradan sandık görevlisi itiraz ediyor. Ve diyor ki hayır, böyle kullanılır oy. Ve burası Kürdistan ifadesini kullanıyor. Şimdi böyle bir ortamda elbette ki bununla ilgili terörle mücadele de devam ediyor orada. Bununla ilgili olarak kararı kim verecek? İlçe seçim kurulları verecek. Hı hı. Kim talepte bulunacak? Herhangi bir vatandaş talepte bulunabilir, bir parti talepte bulunabilir. Orada güvenlik güçleri talepte bulunabilir. Bunun kararını ilçe seçim kurulları, daha sonra il seçim kurulları, ardından da yüksek seçim kurulu karar vermiş olacak. Daha önce burada parlamentoda kanun değişikliği yapılırken bu özellikle vatandaşların taşımalı oy kullanmaları, elektronik oy kullanmalarını gündeme getirmiştik. Fakat maalesef o zaman bunu geçirememiştik, kabul ettirememiştik. Şimdi ise aynı şekilde vatandaşlarımızın orada günlerdir PKK'nın zulmü altında, şiddeti altında olduklarını gözlemliyoruz. 1990'lara dönmemek adına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, hükümetimiz ve de güvenlik güçlerimiz burada siviller zarar görmesin diyerek nokta operasyonlar yapıyorlar. Özellikle teröristlere karşı, PKK'lara karşı, KCK'lara karşı, burada vatandaşın hak ve özgürlüklerini ihlal edenlere karşı birebir müdahale etmeye çalışıyorlar. Zararlarımız oluyor, kayıplarımız oluyor. Bununla ilgili olarak da bu alınan kararları, Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı kararı saygıyla karşılamak lazım. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de gerek yasama ile ilgili, yürütme ile ilgili ve yargı ile ilgili farklılıklar var. Kendi alanlarında çalışıyorlar. Burada bir siyasi partinin kararı yoktur. Ben bunları doğru buluyorum. Keşke, çünkü o bölgede PKK'nın ciddi tehditleri var. Köye geliyor. Daha önce bir milletvekili arkadaşım anlatmıştı. O bölgede geliyor köye 3 tane terörist ve diyorlar ki siz oy kullanırsanız veya oy kullanır Selahattin Demirtaş'a oy vermezseniz sizi öldüreceğiz ifadesini kullanıyorlar. Bu bölgede sürekli olarak her tarafta güvenlik güçlerini bulundurmamız mümkün değil. Ama PKK geliyor, o köyü basıyor. 90'lı yıllarda bunu yaptılar. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Yani günlerdir askerimiz öldürülüyor. Polisimiz öldürülüyor. Korucumuz öldürülüyor. Bugün iki şehidimiz var. Dün ben Manisa'da bir şehidimizi kaldırdım. Naaşını kaldırdık. Ebediyete gönderdik kendisini. 17 yaşındaki çocuğu babasının üzerine toprak serperek metin bir şekilde durmaya çalışıyordu ama gözlerinde yaş vardı. Bizim de vardı aynı şekilde. Ne istiyorsunuz siz Türkiye'den? Özgürlükler mi? Bireysel özgürlüğün alanını genişletmek mi? Türkiye'de asimilasyona, inkara karşı bir meydan okuma mı? Onun yolunu beraberce yaptık işte. 13 yıldır Menderes'le başladı bu demokratikleşme hamleleri, kalkınma hamleleri. Vesaire içinde darbe yaptılar. Darbelerle Türkiye'yi tedip ve terbiye etmek istediler parlamentoyu, siyasetçileri. Ardından bu sefer kirli ve şantajcı sermaye devreye girdi. Kirli ve şantajcı medya patronları devreye girdiler. Ve ardından Türkiye'de terörü bu noktada siyaseti dizayn etme noktasında kullanmak istiyorlar. Menderes'le beraber başladık kalkınma ve demokrasi hamleleri. Özal'la devam etti. Demirel bunu yürütmek istedi. 7 defa, 6 defa gitti, 7 defa geldi Demirel. Hatta biz darbeleri ve muhtıra araştırma komisyonu olarak kendisine gittiğimizde şunu söylemiştim. O 100 sayfayı herkesin okumasında salık veririm, öneririm. Orada dedi ki Türkiye'yi idare etmek kolay, yönetmek zordur. Ben ne zaman yönetmek istediysem Allah kahretsin bu egemen güçleri daima tekerime çomak soktular. Ya partimi karıştırdılar, milletvekillerini istifa ettirdiler, yeni partiler kurdurdular veya ekonomik kriz çıkarttılar veyahut da darbe yaptılar.
Türkiye'yi yönetenler daima bu tür belalarla karşılaşırlar ve şimdi 13 senedir de Recep Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarı demokrasinin alanını genişletmek, demokrasiyi içselleştirmek, kalkınma hamlelerini tabana yaymak, yani eşit bir şekilde eğitimde fırsat eşitliğini oluşturabilmek ve aynı zamanda gelir dağılımını dengeli dağıtma noktasında çok ciddi çabaları var. Ama bunu da aynı şekilde AK Parti iktidarında karşılaşmış olduğu vesayetçi yapılar vardı. Darbe girişimleri, parti kapatmalar, Sayın Abdullah Gül'e karşı 367 garabetinin dayatılmış olması, ardından ekonomik krizler, daha sonra gezi olayları. Ben gezi olaylarının da arkasında sadece bir ağaç, böcek, bir hak arama talebinin olduğunu düşünmüyorum. Arkasında PKK'nın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünlere hazırlık için onu bir antrenman olarak değerlendirdiler. Bugünlere, yani yeniden serhildan için, yeniden ayaklanma için bunu yapmak istediler. Ardından da Kobani olayları meydana geldi. Şimdi de terörle bunu yapmak istiyorlar. Türkiye'de sandık güvenliğini ortadan kaldırmak, demokrasi yoktur mesajlarını vermek, Türkiye'de hukuk ihlalleriyle, işte vardır hukuk ihlalleri vardır mesajlarını vermek istiyorlar. Bunlara karşı direnmemiz gerekiyor. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı her karara her partinin saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. O bölgede özellikle MHP ve CHP'nin şöyle bir çıkışına da kabul etmiyorum. Bakın diyorlar ki efendim, çok kısaca söyleyeyim, sandıkları birleştirmek doğru değildir ifadesini kullanıyorlar. Kendilerine oy yok orada. Oy kime var? AK Parti'ye var, HDP'ye var, kısmen de Hüdapar'a var. Hüdapar şimdi sandığa seçime giremiyor. O zaman ne yapacak? AK Parti buradan tekrar birinci parti olacak. Mehmet Ağar'ın bir ifadesi vardı kendisini dinlemeye gittiğimizde. Eğer AK Parti ikinci parti olursa Türkiye'de, Güneydoğu'nun Türkiye bölünür demişti. Mutlaka Türkiye'de AK Parti'nin birinci parti olması gerekiyor. Sözünüzü kesiyorum. Selçuk Bey, kusura bakmayın çünkü kaza, malum bir kaza vardı Ankara'da.